Aslanım benim, yakışıklım. Hüsnü zannediyorsun, seviyorsun. Efendim, tabii genel olarak insanlar sevdiklerinde biraz da metafizik yön ararlar. Böyle bir harika yön. Onun söylemediği, gizli sırları olduğunu düşünürler. O daha bağlanmayı artırır tabii, daha heyecan verici olur. Tabii benimle bir şekilde Hızır'la görüştüğüm, efendim, İsa Mesih'ten haber aldığım inancı olabilir. Ben de olsa öyle düşünürüm. Benim metafizik yönüm ne olabilir? Ya böyle bir zaten küfürle, yani böyle bir insanın çıkıp tek başına küfrü düdük gibi öttürmesi diyeyim artık yani. Bu metafizik yani. Darwinizmin ya dünyadaki en büyük, en dev ideoloji yani. Yüz binlerce profesör destekliyor. Milyonlarca öğrenci destekliyor. Yüz binlerce üniversitede, yüz binlerce profesörün desteklediği bir felsefeyi sen alıp çürük tahta gibi ezip ayağın altında dümdüz adamların eline veriyorsun. Buyurun kullanın diyorsun. Bence bu metafizik. Yani bu çok hayret vericidir, çok şaşırtıcıdır. Ya kardeşim, İngilizlerin devleti çok çirkef bir sistemdir ve çok acımasızdır. Ya kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Muhalif olan hepsini öldürmüştür şu ana kadar. Yani istisnasız. Hatta muhalif olmaya da gerek yok. Yani hoşlanmadığı bir şey yapanı mutlaka öldürmüştür. Adamları rezil kepaze edip son 300 yıldan beri böyle iki büyük cilt kitap yazıp adamların rezil olması hiç yok. Böyle belgeleri yani ilk defa tarihte, bak son 300 yıllık tarihte belgelerin ilk defa oluyor. Bu da metafizik bence. Kur'an ayetlerini açıklamalarını söyle. Kur'an'ı tabii mesela sırları açıklamamız. Mesela bak tesettür konusunu açıklığa kavuşturduk. Evet, 1200 yıldan beri bir azap olarak kadınlara sunulan, aslı olmayan bir sistemi, bir hurafeyi bütün açıklığıyla salih bir şekilde açıkladık. 1200 yıl açıklanamamış, ben açıkladım. Mehdi ile ilgili 1200 yıldan beri bu kadar sarı açıklama hiç olmamıştır. İspatlı, delilli. Bilimsel açıklamalarla, bilimsel delilleriyle Mehdi'nin zahir olduğunu anlatan dünyada bir tek ben varım. Mehdi'nin fizik alametleri bu kadar deli toplu hiçbir yerde bulamazsınız. Mehdi'nin çıkış alametlerini hiçbir alim dünyada anlatmıyor benim dışımda. Bu da metafizik ona kalırsa. 30 yıldır yazdığınız İman Hakikatleri kitapları dindar bir neslin oluşmasına vesile olduğu var. Ya kardeşim, 100 milyonlar hesabıyla kitap satılır mı? Tabii. 100 milyon hesabı. 2,5 yılda 100 milyon kitap. 100 milyon ne demek ya? 2 ülke yani. 2 ülke dolusu insan. Ve sizin eserlerinizin filmler, belgeseller, kitapların tamamı ücretsiz. Ya binlerce konferans. 300 kitap, mesela bir insanın 300 kitap yazması metafiziktir. Evet. Dünyada görülmemiş bir şey. 72 yabancı dile çevrilmesi, bu da görülmemiş bir şeydir. Bu da metafiziktir. Eserlerinizden yararlanarak hazırlanan 1000 tane internet sitesi var. Bak, 1000 internet sitesi, bu da görülmüş bir şey değil. 5000 konferans yapıldı sizin eserlerinizden. Ya 5000 konferans, evet. Bu da bir rekordur. O 1000 internet sitesini ayda yaklaşık 47 milyon insan ziyaret ediyor. Nasıl? 1000 tane internet sitenizi ayda yaklaşık 47 milyon kişi ziyaret 47 ediyor. 47 milyon insan. Evet. Muazzam bir sayı. Türkiye'de ve dünyada sizin öncülük edip sizin tavsiyede bulunduğunuz binlerce konu var gerçekleşen. Ya bir de 63 yaşında ve damat gibi olmak. Yani pek böyle bir şey değil mi? Yani kuvvayı kudret. Maşallah. Münafıkların en ciğerine koyan o. Adam gazoz içiyor. Etkisini göremedim diyor. Allah Allah. Elhamdülillah ya. Ne kıskanıyorsun? Maşallah. Bebek gibi bir dili olması da çok maşallah, güzel. Ve bak, bu kadar çok münafık ekibi, 9 ayrı münafık ekibi olmasına rağmen. Evet, tabii. İngiliz Derin Devleti milyonlarca elemanıyla FETÖ'sü, TETÖ'sü, IŞİD'i, PKK'sı
Hiçbir şey yapamıyorlar elhamdülillah. Bu da metafiziktir. Bak daha demin çarşıdan geldik. Evelallah. Göğsümüzü yere yere. Şahane şeyler aldım. Onları getirsin de göstereyim. Sizin gücünüz, sevginiz, heybetiniz, yakışıklılığınız her gün daha da artıyor. Maşallah. Ne güzel. Maşallah. Ne güzel. Anam be ayakkabılarınız da müthiş görünüyor. Ya çok şimdi çok Ayşe, Allah aşkına ayakkabı işine girme. Daha sonra. Tamam. İnşallah. Evet, dinliyorum.